Retro kafasından herkese merhabalar. Bugün sizlere bit pazarları hakkında bilmeniz gereken 10 şeyden bahsedeceğim. Hi everyone, Retro kafası is here. You can turn on closed captioning subtitle feature of the video player to watch this video with English subtitles. In this video, I'll talk about 10 things you should know about play markets. Bir duyurum var. Medya videosunda linkini yukarıda bulabilirsiniz. Microsoft Encarta 98 Ansiklopedisi kutulu yazılımının çekilişini yapacağımı söylemiştim. Gelen yorumlar arasındaki bir kişiye çıkacak şekilde. Ancak YouTube'un canlı mobilden canlı yayın için 1000 gibi bir minimum abone sınırlaması varmış. Dolayısıyla bu çekilişi cansız olarak gelecek videoda yapmayı düşünüyorum. Arka planda göreceğiniz görüntüler 2 hafta öncesinde Tepeören Bit Pazarı'nda aldığım görüntüler. Videolarıma artık bana bir arkadaşım eşlik edecek. Kendisi biraz çekingen o yüzden yüzünü göstermek istemiyor. Sesini de hatta çok duyurmak istemedi o yüzden ses frekansıyla biraz oynadım. Evet ne diyorduk? Bit pazarları hakkında bilmeniz gereken 10 şey. Neden 10 şey? 10 iyidir yani bit pazarları hakkında az çok fikir sahibi olduğumu düşünüyorum. Bu edindiğim tecrübeyi de beni izleyenlere aktarabileceğimi düşünüyorum. Aşkın bununla pardon e, Retro'nun bununla ne alakası var? Şimdi durum şu. Bir söz var biliyor musun? Eskiye rağbet olsaydı bit pazarına nur yağardı derler. Eskiyi duyunca az çok retro çağrışımı sana yapıyordur bu. Zaten fotoğrafları da birazdan görmeye başlayınca anlayacaksın. Zaten durum da tam olarak atasözünde olduğu gibi değil. Yani öyle nurlar, nuriler fink atıyorlar yani bit pazarında. Gayet hınca hınç dolu. Ayrıca şu sürekli bölmeyi bir bırak istersen. Hani zaten yavaş anlatıyorum. Tempo düşük iyice düşüyor. Lütfen. 1. Bit pazarları alışkanlık yapıyor. Yani bunu ilk sırada söylemekte hakikaten fayda var. Alışkanlık hatta buna bağımlılık da diyebilirsiniz. İşte gidiyorsunuz bir hafta güzel güzel geziyorsunuz. Gittiğiniz ilk hafta diyelim bit pazarına ziyaretiniz. Keyif alıyorsunuz diyelim. Bir daha gidiyorsunuz. Bakıyorsunuz işte enteresan şeyler buluyorsunuz, hoşlanıyorsunuz. Bundan sonra işte hep o bir şeyler bulurum hevesi, değişik şeyler görme hevesi insanda gerçekten alışkanlık yapıyor. Ama hani kork korkmamak lazım. Alkol gibi, sigara gibi bırakması zor değil. Hatta bir bırakan arkadaşımız var. Ben de çok sık gitmiyorum artık, öyle diyeyim size. Ben hiç gitmedim pazarına. PS3 için dövüş oyunu var mı yurtdazarında? Kaç tane oyun e vardır tabii, muhtelif fiyatlarda bulabilirsin. 2. Bit pazarları alışkanlık yapar. Pardon, bu birdi galiba ama yani yine de belirtmekte fayda var. Bana diyordun yavaşlatıyorsun diye. Tamam. Gerçek 2. Bit pazarı kuruluş ve kapanış saatleri. Yani örneğin Kadıköy Bit Pazarı Perşembe akşam saatlerinde kurulmaya başlıyor. Ertesi günü akşamına kadar açık kalıyor tezgahlar. Tepeören farklı bir şekilde sabahın erken saatlerinde pazar günü açılmaya başlıyor. Öğleden sonra belli saatlerde de artık toplanmaya başlıyor. Saat niye önemli? Saat şu açıdan önemli. Bit pazarının açılmaya başladığı ilk saatlerde orada geçimini bu işten sağlayan esnafları görebilirsiniz. Bunlar açılışından belli bir saate kadar orada oluyorlar. Ve orijinal bir şeyler de bulmak istiyorsanız barun saatiyle de denen bu açılış saatlerinde orada olmanız lazım. Tabi şöyle de bir durum var. Bu ilk saatlerde gerek satılan şeyin ederi veya işte esnafın satan kişinin kafasında onun için biçtiği fiyat yüksek olabilir. İlerleyen saatlerde de ilgi olmaması durumunda kimi malında değeri düşebilir. Yani öğleden sonra kapanışa doğru gittiğinizde çok çok daha ucuza alabilirsiniz bazı şeyleri. Retro bulmak için açılış saatlerinde gitmek gerekir diyorsun. Doğru mu anlamışım dostum? Hani mevzu retro alan satan kişiye ciddi para kazandıracak potansiyelde bir şeyse tabii ki sabah saatlerde bulunma ihtimali çok daha yüksek. Ama bu değil ki öğleden sonra kapanış saatine yakın veya herhangi bir saatte de enteresan bir şeyi bulmayasınız. Hani geç saatte gidilse bile bir şeyler bulma ihtimali her zaman için var. Hızlanalım biraz. 3 Bit Pazarı esnafları. Şimdi Bit Pazarından alışveriş yapmakla mağazadan alışveriş yapmak arasında dağlar kadar fark var. Bit Pazarında alışveriş yapabilmek için oradaki esnafı biraz gözlemlemiş olmanız lazım, biraz izlemiş olmanız lazım. Tepkileri nasıl? Bit Pazarı e, esnafının tedarik zinciri oldukça karışık. Şimdi kimi esnaf hem alım hem satım tarafındadır. Özellikle de açılış saatlerinde zaten. Esnaflar da alışveriş yaparlar. Daha sonra dönerler, gidip kendi tezgahlarını açarlar. Kimisi her hafta orijinal bir içerikle pazara gelir ki bu bahsettiğim hem alım hem satım tarafında olan esnaf da öncelikle bu orijinal içeriğe sahip olan esnafı ziyaret ederler. Bu orijinal içerikle pazarda boy gösteren esnafın bir kısmı da toplu olarak elindeki malı başka bir esnafa devredebilirler. İşte şimdi o devir anı biraz enteresan. Henüz elinizdeki eşyanın fiyatını sormadıysanız kolay kolay da cevap alamazsınız o pazarlık bitene kadar. Fiyatlar bir anda değişebilir. Yani daha doğrusu sizin o ürün için ödemeyi umduğunuz fiyatla devir sonrası fiyatı arasında değişiklik olabilir. 4. Pazarlık sünnettir. Bit pazarındaki alışverişte pazarlık olmazsa olmazdır. Yani çok yaygındır. Hatta şöyle çok sık duyabilirsiniz. İşte şu 100 lira ama alırsan bir şeyler yaparım. İşte şu 50 lira alırsan bir şey yaparım. Hmm, bakana ayrı fiyat, alana ayrı fiyat. Galiba o anlama geliyor. E, toptan alımlarda da her zaman indirim almanız mümkündür. Bunu da belirtmekte fayda var. 5. Elde tutma kuralı. Aslında kural demeyeyim de bit pazarının rajonlarından bir tanesidir bu. Ürün kimin elindeyse pazarlık yapma opsiyonu, satın alma opsiyonu da doğal olarak ondadır. İlgilendiğiniz bir ürün varsa alacaksınız. Elinizde bir tutacaksınız onu. Yani başka bir şeyle de ilgileniyor olsanız, o sırada başka bir dikkatinizi çeken başka bir ürün de olsa onlara bakarken siz elinizde alacağınız şeyleri tutabilirsiniz. Böylece ilk pazarlık opsiyonu da sizde olacaktır. Böyle yapmazsanız başka birisi gelip ürünü alabilir. Siz de bu opsiyonunuzdan mahrum kalırsınız. Elimde tutamayacağım kadar ağır büyük bir, bir şeyse ne yapacağım? O zaman da ürünün üzerine elini koyacaksın ve satıcıyla göz teması kurmaya çalışacaksın. Göz teması kurduğunda da ürünün fiyatını sorup istiyorsan alabilirsin. Yani elde tutma kuralı devre dışı kalınca ürünün üzerine elini koyma kuralı veya onunla ilgileniyor görünme kuralı devreye giriyor diyebiliriz. Peki, senden önce başkası o ürüne ilgi gösterdiyse ne yapıyorsun? Mal gitti. Döner gidelim başka tezgahlara. Yo. Hiçbir yere uzaklaşmıyorsun. Orada pazarlığı takip ediyorsun. Bakıyorsun belki vazgeçecek çünkü potansiyel diğer alıcı vazgeçecek. Vazgeçtiği noktada da sen devreye giriyorsun. Zaten iyi kötü de pazarlık yapılmış oluyor o sırada ürünün kaç sıraya satılacağı ile ilgili aşağı yukarı fikrin olmuş oluyor 6 bit pazarındaki şeyler çok pis olabilir Hatta olabilir demeyeyim de e, çoğu pis e, bu bandların bir kısmı çöplerden çıkma bir kısmı kapanan işletmelerden gelebiliyor bir kısmı insanların depolarında çıkardıkları artık attıkları şeyler oluyor bir kısmı da esnafın daha önce topladığı, ettiği şeyleri e, getirdiği, pazara getirdiği mallardan oluşuyor. Hijyen kurallarına ciddi bir şekilde dikkat etmeniz gerekiyor. Bit pazarına getirdiğiniz malları eve getiriyorsanız mutlaka ciddi bir temizlikten geçirmeniz lazım veya eve hiç getirmiyor olmanız lazım. Elektronik cihazları bu temizlik öncesinde bir defa çalıştırmakta fayda var. Temizlik esnasında bozuk bozmadığınızı da anlamanız mümkün olur bu şekilde. Evet tekrar diyorum. Bit pazarındaki şeyler gerçekten çok pis olabilir. YouTube'da izlediğiniz Amerika'daki garaj satışı videolarındaki gibi beklemeyin. O videolarda ben eldivenle gezen bir YouTuber hiç görmedim. Wow! Garaj satışını hiç duymamıştım. Ben şahsen 8-10 yaşlarında falan karşılaşmıştım bu durumla. Amerika'dan bir aile gelmişti mahallemize ve bir yere kurdukları bir tezgahta eski kitaplarını ıvır zıvırlarını ben bir tek kitaplar hatırlıyorum niyeyse satışa koymuşlardı satmışlardı. 7. Yanımıza almamız gereken ekipman. Hazır hijyenden bahsetmiştik. Arabamızla yahut otobüste bit pazarına gittik. İlk etapta ne yapıyoruz? Bu yanımızda getirdiğimiz eldivenlerimizi takıyoruz. Yalnız da bu eldivenlerin de şöyle bir handikapı var. Uzun süre kullanıldıklarında elde nemlenme yapıyor. Bu da bakterilere ve mantarlar için rahat bir ortam sağlıyor. Bu yüzden sık sık değiştirmenizde fayda var bu tarz eldivenleri kullanıyorsanız. Eldivenin dışında eğer ki bit pazarına sabah köründe ilk açıldığı saatlerde gidiyorsak ve orası da açıkta olan bir bit pazarıysa şu şekilde bir kafa lambası götürmekte fayda var. İki elimizin serbest kalmasını sağlıyor. Ben mesela benimkine şöyle bir power bank'e takabilmek için bir uç yapmıştım. DC güçle çalışan cihazları yerinde deneyebilmek için muhtelif pil, power bank ve bağlantı kablolarını götürmenizde fayda var. Örneğin şu Walkman ve ses kayıt cihazı gibi cihazların %90'ının lastik problemi olduğunu anlayabilirsiniz. Pili taktığınızda büyük ihtimalle çalışacaktır ama motor sesi duyarak bunu anlayabilirsiniz. Şu ön taraftaki mekanizmanın dönmediğini fark edeceksiniz. Bu da lastiğin seneler içerisinde çürümüş olmasından kaynaklanıyor. Bende de vardı bir Walkman. Sabahtan akşama kadar Iron Maiden dinliyordum. Hadi ya. Ben de dediği gibi Iron Maiden dinliyordum ama biz tabii ki sabah Uykulu bir şekilde okula giderken, bir de oradan dönerken genelde dinliyorduk. Hatta benim kullandığım o zamanlar Walkman da buralarda. Şu. Gördüğün gibi parçalamışım. Bunlarda da lastik sıkıntısı var. Hala da tamir edilmemiş durumda. Size de göstereyim. Gelelim 8. maddeye. Bit pazarından alınan eşyanın kondisyonu. Şimdi retro kıyafet, kitap. DVD, kaset gibi gözle görüp teşhis edebileceğiniz şeyler de pek bir sorun yok. Ancak elektroniğe geldiği zaman işler biraz karışıyor. Çünkü çoğu satıcıya çalışıyor mu sorusu yöneltildiğinde büyük çoğunluğunda aldığınız cevap bilmiyorum şeklinde oluyor. Siz bu cevabı alacağınızı bilseniz de yine de sorun mutlaka. Dediğim gibi bilmiyorum veya bu anlama gelebilecek diğer ifadeler bu verilen cevapların %80, %90'ını filan oluşturuyor. Bunun haricinde size çalışıyor denilebilir. Veya çalışmıyor, arızası da şudur, budur gibi şeyler söylenebilir. Gelin çalışıyor cevabına bir yakından bakalım. Bu cevabı aldığınızda mutlaka sorguluyor olmalısınız. İki alt yanıta inebilir bu. Birisinde elektriği verdim, ışığı yandı denebilir. Veya gerçekten satıcı ürünü tanıdığını, bildiğini size bir şekilde belli eder ve çalıştığına dair size kanıtlar sunar. Her iki durumda da elinizdeki cihaz, almayı düşündüğünüz cihaz 220 volt ile çalışan bir cihazsa ve power kablosu da oralarda varsa Bit pazarlarında 1 TL'ye ürünleri denemenizi sağlayan yerler mevcuttur. Buralara götürüp burada ürünü deneyebilirsiniz tabii ki daha önce satıcıyla çalışmadığı durumda iade edeceğinizi anlaşmanız gerekiyor. 9. Bit pazarı sürprizlerle doldur. Nasıl sürprizler yahu? Şöyle ki ilk videomda tanıttığım satranç bilgisayarı vardı. İzlediyseniz görmüştünüzdür. Bu satranç bilgisayarını ben öğleden sonra bir saatte herkes görmüşken, kimsenin ilgisini çekmemişken gidip orada almıştım. Benim gayet de ilgimi çeken, hoşuma giden bir şeydi. Benzer şekilde 150 adet mikro kullanılmamış mikro bulmuştum çok uygun fiyata bir gün. Bunun dışında belki de zamanında attınız ama sonradan çok hayıflandığınız, niye attım dediğiniz bir şeyi bile bulma şansınız olabilir bit pazarında. Bunun dışında yaşanmışlıklara dair geçmişte pek çok kanıt, iz görmeniz mümkün. Şaşırmanız bazı şeylere mümkün. Neyse fazla uzatmayayım artık insanların en fazla merak edeceği kısma geçeyim. Geç valla ben de merak ediyorum. Bit pazarları nerede ondan bahsedeceksin Tam değil mi? Tam üstüne bastın. Evet bit pazarları nerede? Bir sonraki konumuz bu. 10. Bit pazarları nerede? Gittiğim bit pazarları İstanbul'da olduğu için ben videoda İstanbul'dakilerden bahsedeceğim. Ancak diğer illerdeki bildiğim bit pazarlarının Google Maps linkleriyle beraber aşağıda bulabilirsiniz açıklama bölümünde. Bir Kadıköy Bit Pazarı. Bu pazar daha önce eski Salı Pazarı'nın olduğu yerde kuruluyordu. Daha sonra yeni Salı Pazarı'nın olduğu yere taşındı. Uzun Çayır metrobüs duraklarına yürüme mesafesinde. Fikirtepe'ye giden yolunda başlarına denk düşüyor. Karuzel'in tanıyorum karşısında zaten Google Maps linkini dediğim gibi açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bu pazar Perşembe akşamı 9-10 gibi kurulmaya başlanıyor ve sabah karşı 6'da, cuma sabah karşı 6'da da kurulmuş oluyor. Cuma akşamına doğru da toplanıyor bildiğim kadarıyla. 2. Tepeören Bit Pazarı Belediye seçimlerinde kapatılan Tuzla Bit Pazarı'na alternatif olarak kurulan bu pazar, şu günlerde Tuzla Bit Pazarı'nın eski popülerliğini kazanmasıyla iki parçalı bir yapıya bürünmüş durumda. Bir tarafı alışa geldiğimiz Bit Pazarı'nın düzensizliğine sahipken, bir tarafı da alışveriş merkezi ve hırdavatçı görünümle bürünmüş durumda. Bu bit pazarı geniş bir alana kurulu ve Tepeören'de Kuralkan Motosiklet Fabrikası'nın karşısına denk geliyor. Google Maps linkini zaten açıklamalarda dediğim gibi bulabilirsiniz. Saat sabah 5-6 gibi kurulmaya başlanıyor pazar. Öğleden sonra da saat 3-4 gibi de toplanmaya başlıyor. 3 Tuzla Bit Pazarı belediye seçimleriyle beraber kapanan ancak yakın zamanlarda açılmış ve popülerliğini tekrar kazanmışa benziyor. Açılış kapanış saatleri Tepeören Bit Pazarına benziyor. 4 Dolapdere Bit Pazarı adı üstünde Dolapdere'de yer alıyor bu pazar. Cumartesi akşamları kurulmaya başlanıyor. Pazar sabahına kadar bildiğim kadarıyla tezgahlar açık kalıyor. Ben şahsen uzakta kaldığım için bu pazara sadece bir kez gittim. 5 Avcılar bir pazarı. Bu pazar Ambarlı Semt pazarının olduğu yerde kuruluyor. Ben iki defa gitmiş Sen ikisinde de öğleden sonraydı. Pazar günü sabah kuruluyor olması lazım tahminimce. Bunlar benim bildiklerim. Mutlaka başkaları da vardır. Bunların dışında Yalova, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya gibi illerde de bit pazarları mevcut. Bunlarla ilgili Bildikleriniz varsa Google Maps linkleriyle benimle paylaşırsanız bu videonun altındaki yorumlarda ben de paylaşabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hep benden duyuyor seyirciler. Bu sefer başka bir sesten duysunlar. Ne dersin? Peki. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Retro kafasına sunulan içeriklerin devam etmesini istiyorsanız abone olmayı ve yüklenen videolardan haberdar olmak için de bildirim seçeneklerinden tümünü seçmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.